Şu an gözlerime inanamıyorum ya olacak gibi değil şu an App Store'da en popüler uygulamalar Telegram Bip Signal diye gidiyor ya inanamıyorum arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya Bir Signal'ın sloganına bak gizliliğe merhaba deyin Telegram fast secure powerful Arkadaşlar Allah konuşmayıp konuşmayayım diyordum artık bu olaya bir el atmanın zamanı geldi. İş yerinde pazartesiden yani dünden beri insanlar sürekli sorup duruyor. Nedir bu ne yapacağız şimdi Whatsapp ne yapacağız Whatsapp ne yapacağız WhatsApp'ın ne Ama haklısınız tabi bunlar internetin yeni sorunları. Sonuçta hayatımızda ilk defa giriyor böyle şeyler. Ve yani herkesin tüm dünyanın hayatına ilk defa giren konular bunlar. İnternetteki kişisel bilgilerimiz, kişisel veri güvenliğimiz vesaire. Hemen şu güvenlik olayını bir açıklayayım size. İnternet ortamında dijital ortam yani internet açıldığın anda güvenlik hiçbir zaman %100 değildir. Ya milyarda bilmem kaç trilyonda bir de olsa her zaman güvenlik açığı vardır. Bunu şöyle yani şöyle düşünebilirsiniz ya Google, Apple bilmem şu bu düşünebilirsiniz. Çok büyük firmalar nasıl olacak falan. Şöyle o çok basit. Telefona bir güncelleme gelir, bu uygulamaya güncelleme gelir. Hiç okudunuz mu orada sürüm notlarında yazar? İşte şunu iyileştirdik, şu özelliği ekledik. şu 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 güvenlik geliştirmeleri yapıldı, şu 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 güvenlik sorunları düzeltildi. Böyle küçük notlar olur. O ne demek biliyor musunuz? O an güvenlik geliştirmeleri yapılamak, güvenlik geliştirmesi denir ona. O ne demek? Bir önceki sürümde güvenlik açığı vardı ya da güvenlik açığına mahal verecek bir durum vardı demektir. Aslında güvenlik her zaman her zaman olabilecekmiş şey olduğu için sürekli güncellenir. Sistemler sürekli update edilir. Sürekli bu şekilde güvenli tutulmaya çalışılır. Ama hiçbir zaman yarın bir açık olmayacağı anlamına gelmez bu. O yüzden internet ortamında bir iş yapıyorsanız bu ailenizle mesajlaşmak, manita mesaj göndermek dahi zaten kişisel verilerin güvenliği bir açıdan riskli. Şimdi gelelim Whatsapp'ın konusuna. Hatta Whatsapp bugün bir açıklama da yaptı. Dedi ki ya sizin güven verileriniz zaten güvenli. Karşı tarafa şifreli gidiyor vesaire. Bu şifreli durum şu. Ben buradan gönderdiğim zaman bu bozuluyor bu veri karşı tarafa gittiği zaman tekrar orada çözülüyor. Dolayısıyla bu internette veri gezerken anlaşılabilir bir veri olmuyor. Bu şifreleme de bu şekilde iyi bir güvenlik yöntemlerinden birisi. Fakat burada şimdi WhatsApp'ın konusu bambaşka bir şey. Ben internet güvenliğini genel olarak size anlatmaya çalıştım. WhatsApp burada ne diyor? Kardeşim ben de verilerin var ve güvende sıkıntı yok. O iş bende diyor. Ama ben bundan sonra bu verileri pazarlayacağım diyor. Bunları işleyeceğim. Anlamlı bir hale getireceğim ve pazarlayacağım diyor. Bu da ne demek? Aslında birçoğunuzun da yaşadığı bir şey ve zaten sürekli yapılan bir şey. İnternette bir şey ararsın, arkadaşınla konuşursun, sohbet edersin. Sonra onun sana reklamları, onunla ilgili reklamlar gösterilmeye başlar. İşte bu adamları para kazanma yöntemi bu. Senin verilerini işleyip işine yarayacak kişilere dolaylı yoldan satıyorlar aslında seni anlamlı bir hale getirip para kazanıyorlar ki bu verilerin kullanım şeklinin bana sorarsanız en masum çünkü veri nedir bir? onu da açıklayalım Şimdi veri deyince sadece yazışma değil senin o an nerede olduğun kimene gönderdiğin konuşmaların görüntülerin araştırdığın şeyler ilgi alanların yani gerçekten hani çok troll içerik dolaşıyor zaten görüyorsunuz adamların benden daha fazla şey bildiğine eminim benim hakkımda çünkü benim sunduğum verilerle benim psikolojik analizimi eğilimlerimi bir sonra sonraki aşamada nasıl karar vereceğimi bildiklerine eminim. ya yani ben bilmiyorum. Yarın bir gün beyaz bir ayakkabı alacağım bilmiyorum ama büyük ihtimalle Zuckerberg biliyor olabilir yani. Hani bu iş bu raddede. Yani bu verileri topladığınız zaman anlamlandırabiliyorsunuz. Ve kitleleri yönetebilecek hale de geliyorsunuz. Aslında esas sorun burada başlıyor. Bunları satıp para kazanmak, anlamlandırmak ayrı bir konu. Gerçekten esas tehlike şurada. Toplumsal olarak bu verileri işleyip toplumsal yine aynı şekilde toplumlara gösterilen içeriklerle bir kitle yaratabilirsiniz. Yani gerçekten bir anlamda bir topluluğun içinde bulabilirsin seni. Yani her gün hayvan hakları ile ilgili bir şey gösterildiği zaman artık psikolojin etkilenmeye başlıyor. Yani sadece satın alma kararlarımızı değil gerçekten psikolojimizi bozacak seviyeye gelebilir bu sosyal medya devleri. Zaten bana sorarsanız bu işin şu anda yaşanılan dünyada bir başlangıç. Yani bunun çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir konu olduğunu düşünüyorum ben. İleride nasıl bir süreç bekliyor hiçbir fikri yok. Bana sorarsanız kazanan kim olacak derseniz olur. Her türlü Zükerberg kazanır bu işi. Bu verileri alırlar, işlerler, kullanırlar. Bunu biz önüne geçemeyiz. Ama bunun önüne geçebilecek tek bir yapı var. O da devletler. Eğer devletler bu işe el atarsa ki herhalde ilerleyen dönemde bu şekilde ilerleyecek bu iş. Türkiye'de şu anda bir şekilde ipin ucundan başladı ama benim demek istediğim reklamlar değil. Bu verilerin nasıl işlendiği, nasıl yönetildiği konusunda etiğe dayalı yeni yasalar, yeni kurallar tüm dünyada geçerli olması gerekiyor. Çünkü bu tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. E, o açıdan olayın çok başındayız. Sonra gelelim, şimdi bu güvenlik kısmını, veri kısmını anladıysak gelelim şu Telegram'a bir. Bipe arkadaşlar gelen gideni aratır diye bir söz var. Biliyorsunuz başka bir uygulamaya bana sorarsanız geçmeye hiç gerek yok. Zaten WhatsApp 2 milyar küsür kullanıcı. Dünya zaten WhatsApp kullanıyor. Başka bir şey geçmenin size ne artısı olabilir ki? Sadece şu olur ya ben WhatsApp'a verimi vermiştim. Şimdi de gideyim Telegram'a vereyim. Şimdi de gideyim Bipe vereyim vesaire vesaire. Bu arada bir yerli yazılım şu an çok bayağı piyarı yapılıyor. Yapılsın ben de destekliyorum. Sıkıntı yok bir kullanabilirsiniz hani ben tamamen karşı değilim hani karşı olduğumu düşünmeyin ama başka uygulamaya geçmenin size bir artısı değil, eksisi var her açıdan. İşte Signal diyorlar ki en güvenlisi böyle bir güvenlik yok. Niye? Çünkü açık kaynak kodlu. Evet, duyduğunuzda çok güvenli. Açık kaynak kod şu demek yani herkes bu kodları görebilir. Bilen yazılımcılar, mühendisler görebilir, inceleye, inceleyebilir. Katkı sağlayabilir hatta. Ama şöyle şu unutuluyor. Yani sen bu verilerin bulutta depolanmasını istiyorsun. Burada dursun, gönderdiğin zaman karşı tarafa gitsin mesela. Tamam bu her şey okey ama bulutta duran veri de bulutun güvenliği bu sefer sorgulanmalı. Yani her açıdan güvenlik açığı her türlü var. ha. Yani firmalar ne kadar güvenliyiz dese de güvenlik yok. Bir de şunu unutmayın. Bu insanların, bu programların bir gelir modeli olmak zorunda. Yani bugün siz girip bu uygulamaya para vermiyorsanız o bir yerden para kazanacak. Çünkü o bilgisayar nasıl çalışacak abi? O mühendis nasıl çalışacak? O elektriğin faturasını kim ödeyecek günün sonunda? Ya? Şimdi sen signal'a... Para vermiyorsun. Adam sana doğrudan reklam göstermiyor. Reklam da yok ve güzel. E, senin verilerini de işlemiyor. Abi nereden geliyor bu değirmen suyu? Ben söyleyeyim size. Bunlar fonlanır. WhatsApp'ta olduğu gibi bu program büyütülür sonra da satılır. Adam bunu satacağı gün için seni kullanır. Yani her türlü seni kullanır. Sen para vermiyorsan yapacak bir şey yok. Bu uygulamaya para veriyorsan o zaman diyebilirsin ki benim verimi işleyemezsin. Bana reklam gösteremezsin. Al senin paran bu çalıştır çalış bana hizmetini ver paranı da al diyebilirsin ama öyle bir ortam yok şu an hiçbir programda bu ortam yok dolayısıyla bir yerden ya dönüp dolaşacak yine size dokunacak bu yani anladınız mı bunun aşmanın bir yolu yok şu anda o yüzden en mantıklı olanı tercih edin zaten herkesin en çok kullandığı whatsapp'ı güvenli kullanmaya devam edin ne diyeyim yani ama bununla ilgili daha sonra çok daha büyük gelişmeler olacağına eminim veri güvenliğiyle ilgili kişisel verilerle ilgili dünyada yepyeni kurallar yepyeni kanunlar çıkacağına eminim İnşallah eli ayağı düzgün kurallar kanun onlar gelir çünkü gerçekten hani bayağı sömürülüyoruz, kullanılıyoruz ama bunu fark etmiyoruz. Bundan kaçmanın tek bir yolu var. Bu cihazı komple bırakmak. Komple bıraktığın zaman abi senin kişisel verine kimsenin bir şey yapacağı yok. En fazla operatörler takip eder. O kadar söyleyeyim ama onun dışında başka bir şey yok. Bunu bırakamayacağımıza göre bugün Whatsapp'tan çıksan Instagram'dan çıkamazsın. Facebook'tan çıkamazsın. Google var yani. Hani Google bu işi zaten hani dibine kadar yapıyor. Sana reklamın kralını gösteriyor yani. Google'da bir reklam vermeye çalıştığın zaman diyor ki o şunu takip edenler, bunu takip ettiler, şu alanla ilgilenenler, yaşışı olanlar, şu memlekette yaşayanlar artık yani o derece her şeyi biliyor. Ben sizin verinize ulaşamıyorum reklam vereceğiniz zaman ama her şeye de ulaşıyorum. İşte parayla satıyor aslında toplumun bilgisini. Peki güvenlik diye bir şey yok dedim ama en güvenli diye bir şey var. Bana sorarsanız en güvenlisi onu da bonus olarak söyleyeyim. Şimdi bu telefonu aldığın zaman bunun içine ne yüklersen yükle onun o firmaya bir kere verin gidiyor. WhatsApp'sa WhatsApp, Telegram'sa Telegram. Bir kişiye daha gidiyor. Bakın mesela hatta Android kullananlarda iki kişiye gidiyor. O da Apple. Apple da sonuçta bir teknoloji firması. Ben burada fotoğrafımın verimin güvenliğinden bahsediyorum ama zaten Apple'a emanetim ve hatta Apple sayesinde o fotoğrafı çekiyorum. Apple'ın serverlarında depoluyorum telefon listem ya her şeyim Apple'da zaten. Birincisi en tehlikeli olabilecek firma Apple oluyor bu durumda ya da Google oluyor. Android tarafında bir de şu var. Sen Google Android kullanıyorsun. Zaten Google'da her şeyin var. O yetmiyormuş gibi Xiaomi ise Xiaomi'nin sistemlerine, bulutlarına abone oluyorsun. İşte Samsung'sa Samsung'un orada bir de ikili Durumlar söz konusu. Gelelim mesela senaryoya bakın. Şimdi ben burada Whatsapp'ta konuştuğum zaman Whatsapp benim bilgim okey. Aynı zamanda Apple da biliyor. Sonuçta ben Apple'ın klavyesini kullanıyorum. Bastığım her tuşu telefon biliyor. Burada da güvenlik açısından illa bir şey söylemek gerekiyor. Hiçbir uygulamayı kullanmayacaksın iPhone kullanıyorsan iPhone mesajlara gireceksin, iMessage'ı kullanacaksın, ondan yazacaksın. O zaman sadece diyeceksin ki ben bir tek e, Apple'la <laughs> ilişki yaşarım, diğerleri beni ilgilendirmez. O zaman gerçekten en güvenli yöntemi seçmiş oluyorsun. Yani ama en güvenli. Güvenli değil. Sadece güvenliğe en yakın olan. Bana sorarsanız o telefonunuzda hangi markayı kullanıyorsanız başka yazılımı kullanmadan o markanın yazılımıyla devam edebiliyorsanız okey yani. en güvenlisi budur. O yüzden çok kafanızı kurcalamasın bu konular. Sadece bizi değil tüm dünyayı ilgilendiren konular. Umarım devletler buna iyi bir yöntem bulur, iyi bir sistem getirilir ve gerçekten insanların kişisel verileri güvenli bir şekilde kullanılır. Kullanılmaz diye bir şey yok. Bu yol artık girildi yani yıllardır yapılıyor bundan sonra da kullanılacak o veriler ama en azından etik kurallara, toplumsal kurallara uygun olmasını isterim ben. Yani reklam filan vesaire bunlar olacak. Kimse kaybetmez. Dediğim gibi kazanan her zaman Zuckerberg olacak. Kaybeden kim derseniz bana sorarsanız kaybeden yok arkadaşlar. Bu hizmetleri biz kullanıyoruz. Bunlar sayesinde iletişim kuruyoruz. Bunlar sayesinde artık hayatımızı sürdürebilir, iş yapabilir hale geldik bir nebze. O yüzden ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Sadece bu yasaların, kuralların toplumsal eteğe dayalı uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle gidip de başka uygulamalara falan geçmenize gerek yok gerçekten. Anlattım veri nedir, güvenlik nedir. Hiç o toplara girmeyin. Yarın da yine Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren başka bir konuyla birlikte olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.